İnsanlara bir şeyleri anlatmaktan bıktık, usandık ve yorulduk. Samsun'da duyarsız araç sahipleri tarafından sarı çizgilere park yapılmasına görme engelliler isyan etti. Arabanız çok mu kıymetli de bu sarı çizgileri kullanmak zorunda kalıyorsunuz? Arabanızı daha mı muhafaza ediyorsunuz oralarda? Gerek araçlar, gerek Samsunlu vatandaşlar bu sarı çizgilerin ne işe yaradığını, kimlerin neden kullandığını hala bilmiyorlar. Bu sarı çizgiler görme engelliler için yapılmıştır. Görme engellilerin beyaz bastonla birlikte yürüdüğünde o çizgileri takip etmesi gerekiyor ve yolunu ve yerini bulması gerekiyor. Samsun'da geçtiğimiz senelerde görme engelliler için yapılan kabartmalı rehber yollarla ilgili sıkıntılar bitmek bilmiyor. Bazı duyarsız sürücüler kaldırımları araç park yeri olarak kullanmaya devam ediyor. Bu her yerde var maalesef. Şöyle baktığınız zaman hepsi öyle. Özürlüler için yapılmış bir yolda aracın olması tabii ki doğru bir şey değil. Engelli vatandaşlar buradan rahat geçemezler bu şekilde. Biraz daha duyarlı olmaları gerekli vatandaşların. Lütfen artık biraz daha özen ve gösterir ve dikkat edersek iyi olacak. Şu durum hiçbir yerde yok. Bunu da buradan sizin adına söylemek isterim. Biz birçok ile şeyle gittiğimizde insanların bu sarı çizgileri görme engelli için yapıldığını biliyor ve daha bir hassasiyet gösterdiğini görüyoruz. Konuyla ilgili açıklama yapmaktan bıktıklarını dile getiren Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Aynur Yiğit şöyle konuştu. Biz yıllardır Samsun'da bu sarı çizgilerle ilgili konuşmaktan, basına beyan vermekten, insanlara bir şeyleri anlatmaktan bıktık, usandık ve yorulduk. Hala insanların duyarlılık gösteremediğini görüyoruz. Gerek esnafın işgali, gerek vatandaşların o yolları kendi alanlarıymış gibi kullanmaları ve üstüne üstlük bir de araçlarımızın bu sarı çizgileri kullanır hale geldiğini gördük. Biz yıllardır aynı şeyi söylüyoruz.